3600 ek gösterge sonrası yeni öğretmen maaşları zamlı liste binlerce çalışanın yakından takip ettiği 3600 ek gösterge hakkındaki son bilgiyi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. 3600 ek gösterge 4 meslek grubunu kapsayacak. 3600 ek gösterge zammından yararlanacak bir meslek grubu da öğretmenler oldu. Peki öğretmenlerin maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne olacak? 3600 ek gösterge yasası hakkındaki son durumu ve yeni haberleri binlerce kamu çalışanı, memur merak ediyor, araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sarayda yapılan kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge yasası hakkında açıklamalarda bulundu. Polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanları da ilgilendiren 3600 ek gösterge yasası ile ilgili son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılması ile ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı. 4 KATAGORİ için 3600 ek gösterge, 2. 100 günlük eylem planında öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu? Şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi. Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı. Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor, diyen Kalın, şunları söyledi, bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor. Herhangi bir gündemden çıkarma ya da unutma diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü bir takım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim. Ek gösterge ya da 3600 ek gösterge nedir? Ek gösterge, polis, öğretmen, hemşire ve imam gibi devlet memurlarının maaşları, emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemdir. Normal şartlarda hesaplama yapılırken, memurun görevi, unvanı, derecesi, hizmet sınıfı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Bu hesaplamalarda şu an öğretmen, polis, hemşire ve imamların göstergeleri 3000 ek gösterge olarak görünüyor. Ancak bu 4 meslek grubu dışındaki memurların ek göstergeleri 3600 olarak görünüyor. Bu 4 meslek grubundaki memurlar da 3600 ek gösterge ile hesap yapılmasını istiyor. 3600 ek gösterge gelince ne olacak? Peki ek gösterge değişim, yani 3600 ek gösterge ile bu 4 gruptaki memurların maaşlarını ve emekli aylıklarının hesaplanması halinde ne değişecek? Memur ya da emekli maaşları ne kadar artacak? Yıldız öğretmen, polis, hemşire ve imamların maaşları 3600 ek göstergeye göre hesaplandığı takdirde, 25 yıllık bir hizmeti bulunan bir memur, 1/4 dereceden emekli olduğunda 2950 lira emekli aylığı alacak. Yıldız örneğin hemşerilerin 2349 lira alan emekli aylığı 2950 lira olacak. Yıldız aynı derecede bulunan öğretmenlerin ise 2417 lira olan emekli aylığı aynı şekilde 2950 lirada eşitlenecek.
Yıldız polislerinde şu an 2517 lira olan emekli aylığı yine aynı şekilde 2950 lirada eşitlenecek. Ek göstergelerin değişmesinde hizmet süresi de fark edecek. Örneğin 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3600'e çıkarılanların emekli aylığı da farklı bir şekilde artacak. Yıldız yine hizmet oranlarına bağlı olarak, 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2352 liradan 2950 liraya, ayrıca 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2510 liradan 3147 liraya çıkarılacak.